bir grubuz. Katılım bankaları olarak söylüyorum. Ve son derece de başarılı bir dönem geçirmiş durumdayız. O yüzden yiğidi öldürelim, hakkını yemeyelim diyoruz. Ve bunlar tabii kamuoyunda farklı mesajlar olarak ulaşabiliyor. Kıymetli misafirlerimiz, sözlerimi burada tamamlarken sektörümüze destek veren kamu ve özel paydaş kurum ve kuruluşlara, tüm katılım bankacılığı sektörümüzün başta yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarına ortaya koydukları önemli performans için teşekkürlerimi sunuyorum. Faizsiz bankacılık alanında yeni ürünlerimizle önümüzdeki yıllarda da önemli çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Genel kurulumuzu teşrifleriniz için başka saygıdeğer Başbakan Yardımcımız, BDDK Başkanımız, Kalkınma Bakanı, Bakanlığı Müsteşarımız, Hazine Müsteşar Vekilimiz, hepinize ve değerli konuklar sizlere hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Saygı ve selamlarım. Derya Ağabey'e sektörümüz adına önemli mesajları için çok teşekkür ediyoruz. Programımızın devam bölümünde kendilerine başarı temennilerimizi ileterek Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Başkanı Sayın Mehmet Ali Akben Bey'i davet ediyorum. Mehmet Ali Bey, buyurun. Sayın Başbakan Yardımcım, Sayın Müsteşarlar, Katılım Bankalarının Yönetim Kurulu Başkanları, Kamu Bankalarının Genel Müdürleri, Katılım Bankalarının Genel Müdürleri, Sayın Mesai Arkadaşlarım, Sayın Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Benim için anlamlı olan bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Vazifeye daha dün başlamadan ilk toplantı, yıllarca 30 yıla yakın bir emek verdiğimiz katılım bankalarının genel kurulunda konuşmak hakikaten benim için bir anlamlı bir gün. Desteklerinizden, daha önce beraber çalıştığım arkadaşların katkılarından hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Arayanlara dönemediklerimi de şimdiden özürlerimi bildiriyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de konuşmaya başlamadan önce rahmetli olan Muhkim Öztekin kardeşimize huzurlarınızda Allah'tan rahmet diliyorum ve dualar gönderiyorum. Günümüzde faizsiz finans modelinin, yani bizim de geliştirdiğimiz terminolojisiyle katılım bankacılığı sisteminin öne çıkan en önemli yanları, finansal aktiflerin reel ekonomiye paralel ve bağımlı bir şekilde büyüme göstermesi, aşırı spekülasyonlara risk iştahına izin vermemesi ve risk paylaşımını esas almasıdır. Kendisine atfedilen fonksiyonu dikkate aldığımızda, katılım bankacılığı sistemini yalnızca dini referanslar bağlamında ele almak tabii ki mümkün değildir. Nitekim bugün faizsiz finansın dünyanın birçok ülkesinde alternatif bir finans modeli olarak benimsendiği ve önemli aşamalar kaydettiğini, bireylerin bu sisteme ilgi duyduklarını, risklerin kontrol edilebildiği bu sisteme, ürünlerine başvurduklarını bilinmektedir. Sektörün bu anlamda sahip olduğu potansiyeli göstermek amacıyla bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüme kaydeden ve bugün itibariyle 1.2 trilyon dolara aşan küresel faizsiz finans sisteminin önümüzdeki yıllarda aynı yüksek büyüme trendini istikrarlı olarak sürdürmesi ve 2020 yılı itibariyle de 6,5 trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Öngörülerde ayrıca faizsiz esaslara göre faaliyet gösteren bankaların 8-10 yıllık bir zaman dilimi içerisinde dünyadaki Müslüman nüfusun tasarruflarının yarısını çekebileceğine ve
kaydedilecek büyümede özellikle sisteme yeni girecek ülkelerin de etkili olacağı dikkate değerdir. Büyümeye ön sıralarda katkı sağlayacak ülkelerden biri olarak gösterilen ülkemiz, bu süreçte bölgesel bir merkez haline geleceği hazırlanan birçok raporun ortak görüşüdür. Örneğin İslami Finansal Hizmetler Kurulu tarafından 2014 yılı içinde hazırlanan yıllık rapora göre Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Bangladeş ile birlikte faizsiz bankacılık sektörünün büyümesinde en etkili 4 ülkeden birisi olacaktır. Ayrıca rapora göre Türkiye'de bankacılık sektörü içinde faizsiz bankacılık sistemik önem kazanacaktır. Buna imkan sağlayacak en önemli unsur ise hükümetin ve düzenleyici kuruluşların son dönemde faizsiz finans sektörüne yönelik artan desteği olarak görülmektedir. Ülkemizin 2023 finansal hizmetler vizyonunda da faizsiz bankacılık sisteminin aktif büyüklüğünün 10 yıl sonra 3'e katlanarak 100 milyar doların üzerine çıkması ve bu sayede katılım bankalarının bankacılık sektörü içindeki Mart 2015 itibariyle %5.2 olan payının %15'e yükselmesi hedeflenmiştir. Geçmiş dönemde elde edilen başarıların ve sektöre dahil olacak yeni kuruluşları da dikkate aldığımızda mezkur hedefe ulaşmak inşallah bizi zorlamayacaktır. Bilakis ülkemizin sahip olduğu potansiyele ve faizsiz finansa yönelik dünyadaki gelişmelere bakarak önümüzdeki dönemler için çok daha büyük hedeflere ulaşmanın mümkün olduğunu görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Faizsiz finansın küresel düzeyde en yüksek büyüme kaydedecek sektörlerden birisi olacağı beklentisinden hareketle bugün birçok ülke dini kimliklerini bir tarafa bırakarak faizsiz finansa yönelik stratejik kararlar almakta ve hatta bu kararları bir süredir titizlikle uygulamaktadırlar. Bizim de ülke olarak yaşanan gelişmelere seyirci kalmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla belirlenen hedefi yeterli görmediğimizi, sistemin mevcut ve müstakbel temsilcilerinin de çok daha büyük başarılar beklediğimizi, katılım bankalarının bankacılık sektörü içerisindeki payının %15'lerden daha yukarılara çıkması gerektiğini, yükselmesi gerektiğini ortak çabalarımızla geliştireceğimizi düşünüyoruz. Sektörün büyümesi kadar sağlam temeller üzerinde yükselmesi, bu süreçte temel prensiplerine ve felsefesine sadık kalması oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki bu yaklaşım uzun vadede istikrarlı büyümenin temel anahtarı olacaktır. Sayın Başbakan Yardımcım, değerli katılımcılar, katılım bankalarının bugünkü aktif yapılarını incelediğimizde neredeyse tümüyle peşin al, vadeli sat şeklinde gerçekleşen ve borç finansmanına dayanan murabaha işlemlerine ağırlık verdiklerini ve burada yoğunlaştıklarını biliyoruz. Mudarebe ve müşareke gibi ortaklık türünden öz kaynak finansmanı uygulamalarında yeterince başarılı olamadıklarını görüyoruz. Katılım bankalarımızın bu konuda aktif olmalarını, yani varlık yapılarını çeşitlendirmeye yönelik öneriler ve hatta ürünler geliştirmelerini, diğer taraftan kamu kurumları olarak da önümüzdeki dönemde bizlerin göstereceği desteğe karşılık vermelerini bekliyoruz. BDDK olarak Katılım Bankaları Birliği ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarla belirlediğimiz hususlara yönelik çözüm önerilerini somut ifadelerle orta vadeli bir eylem planına dönüştürdük. Bu eylem planı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla onaylanan ve ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolundaki önemli bir kilometre taşı olarak 2014-2018 yıllarını kapsayan Türkiye'nin 10. Kalkınma Planı'nda bağımsız bir bileşenine dönüşmüş durumdadır. Farklı kesimlerden çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve Katılım Bankaları Birliği önümüzdeki 4 yıl boyunca kendi üzerlerine düşen eylemleri hayata geçirmeye çalışacaklardır.
Bileşen sorumlusu olarak kurumumuzun bahsi geçen süreçte siz sektör temsilcilerinin katkılarına ihtiyaç duyduğunu ve bu süreci sahiplenmemizin çok önemli olduğunu belirtmek isterim. 10. Kalkınma Planı altındaki İstanbul Finans Merkezi öncelikle dönüşüm program kapsamında yer alan katılım bankacılığı ve faizsiz finans sisteminin geliştirilmesi adlı bileşene ilişkin bazı bilgiler sunmak istiyorum. Bileşen 4 temel politikadan oluşmaktadır. Sektörün gelişmesi noktasında belirlenmiş olan bu politikalardan birincisi, faizsiz finans sistemine yönelik mevcut algının iyileştirilmesidir. Katılım bankacılığının kendisine özgü prensiplerine bağlılığın daha net bir şekilde vurgulanması ve işlemlerin arka planında bu hassasiyetin yer aldığının gösterilmesinin toplum nezdinde katılım bankacılığına yönelik pozitif bir algının oluşması ve yerleşmesi için son derece önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle söz konusu politika altında sektörün daha iyi tanıtılmasına, şeffaflığının artırılmasına ve sektöre yönelik olumsuz eleştirilerin, algıların giderilmesine yönelik eylemler yer almaktadır. Hepimizin kabul edeceği gibi bu noktada Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ne önemli görevler düşmektedir. BDDK olarak biz bu alanda birliğe her türlü desteği vereceğimizi belirtmek isterim. Sektöre yönelik ikinci politikamız, faizsiz finans alanında ilişkin insan kaynağının geliştirilmesi ve literatürün zenginleştirilmesidir. Şüphesiz bu konuda en büyük eksiklik katılım bankacılığı ve faizsiz finansın akademik alanda yeterince yer bulamamasıdır. Bu eksikliği gidermek için üniversitelerde bu alanla ilgili bölüm ve programların açılması ve mevcut olanların sayısının artırılması gerekmektedir. Tabii ki açılacak bölüm ve programlarda ders verecek akademisyenlerin yetişmesi belki de en acil ihtiyaçlardan birisidir. Sabahattin Zaim Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi'nde İslam ekonomisi ve finansı araştırma ve uygulama merkezlerinin kurulması, eylem planımızın hayata geçirilmesi açısından önemli adımlardır. Faizsiz finans alanında yetişmiş insan ve akademik yayın sayısının artırmak, burs imkanlarını araştırmak ve bu eylemlerle ilgili olarak Katılım Bankalar Birliği'nin kaynaklarının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Sektöre ilişkin üçüncü politikamız da faizsiz finans sisteminin kurumsal yapısının ve hukuki altyapısının geliştirilmesidir. Söz konusu politika altında toplam 10 eylem planı yer almaktadır. Bunlar arasında belki de en önemlisi bankacılık mevzuatı başta olmak üzere faizsiz finans sistemini ve katılım bankacılığını ilgilendiren bütün mevzuatın taranması ve bu sistemin ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin uluslararası şartlarda göz önüne alınarak ortaya konulmasıdır. Bu görev BDDK öncülüğünde ilgili paydaşların katılımıyla oluşturulacaktır. Bunu yapmak için öncelikle uluslararası standartlar, diğer ülke uygulamaları gözden geçirilecek, yalnızca danışma kurulları değil, diğer konularla ilgili olarak da dünyadaki uygulamaları yakından takip etmemiz gerekmektedir. Bu çerçevede kurumumuzun da üyesi olduğu İslami Finansal Hizmetler Kurulu standartları başta olmak üzere uluslararası standartları gözeten bir hukuk altyapısı tesis edilecektir. Sektöre yönelik dördüncü politikamız faizsiz finans ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılmasıdır. Hiç şüphesiz ki bu alandaki en önemli eylem faizsiz finansın özünü teşkil eden öz kaynak finansman yöntemlerinin de geliştirilmesidir. Bu yöntemlerin kullanımını özendirmek için kamu kurumlarının gerekli mevzuat değişiklikleri başta olmak üzere atacağı önemli adımlar olacaktır. Katılım Bankaları Birliği'nin de bu konuyla ilgili olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu noktada eylem planımız içinde yer alan eylemlerden biri olan girişim sermayesi, yatırım fonları ve ortaklıklarının kurulması, sektörün arzu edilen yönde gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Diğer taraftan ülkemizde kullanılmayan veya sınırlı ölçüde kullanılan çeşitli faizsiz finans yöntemleri de bulunmaktadır. Katılım Bankaları Birliği nezdinde kurulacak bir komitenin
söz konusu yöntemleri araştırması, bir rapor hazırlaması da beklenmektedir.